kazalarıyla İstanbulluların korkulu rüyası halindeki İstanbul Boğazı'nda dikkatleri çeken yapılardan biri de deniz fenerleri. Tabi buralardan görülen bu fener tarihi Ağırkapı Feneri. Tarihi diyoruz çünkü fenerci Ahmet Sakbaş bu dediğimizi doğruluyor. İstanbul'un hemen hemen her yerinden görülen Ağırkapı feneri havanın açık olması halinde çok uzaklardan bile görülebiliyor. Üzerinde bulunduğumuz bu fener İstanbul Boğazı'nın en önemli fenerlerinden biri olan Ağırkapı feneri. Deniz kazalarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Boğazı'nda bu fenerin birçok işlevi var. Denizden 36 metre yüksekte olan fenerde çalışan Ahmet Sakbaş yüksekten korkuyor muydu? Buralara böyle tutulup aşağıya direkt bakıp bu şekilde aşağıya bakıyor. Ama zamanla zorunlu olarak gelmek zorundasınız. Çünkü sizin işiniz yapmak zorundasınız. Peki hava sisli ise gemiler nasıl geçiş yapıyordu? Bu gece de olabilir, gündüz de olabilir. Sis düdüğümüz var burada. Çalıştırırız sis düdüğünü. Belli aralıklarla periyodik olarak bu gemilerin sirenine benzer, düdüğüne benzer. Ama çok daha yüksek çıkar. Gemiler bu düdüğü duydukları zaman biz kıyıya yaklaştık, Ağırkapı'ya geldik diyerek daha fazla gelmezler ve kıyıya çarpmalarını da önlemiş olurlar. Son olarak Ahmet Sakbaş'ın oturduğu evin bahçesine konuk olduk. O babasından kalma bir meslek olduğu için başka bir iş yapamayacağını söylüyor. Çocukluğumdan beri ben babadan gelen bir olay, deniz yollarıyla çalışıyordu ve hep böyle denizde sıfır evlerde oturdum. Sanki başka bir iş olsa yapamam gibi geliyor. Biricik oğlu Altan ise şimdiden fenerci olmayı kafasına koymuş. Anahtarları götürüp getiriyorum. Baban daha mı kolay çalışıyor öyle? Evet. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Babamın gibi fenerci olmak istiyorum. Seviyor musun fenerciliği? Seviyorum. Tarihte birçok kazalara tanıklık etmiş İstanbul Boğazı'ndaki bu tarihi yapılarda olmasa belki de her gün bir kaza yaşanacak.